Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimiz? Sorarsanız biziz. Arkadaşlar, uy. Vallahi benim gribim de nasıl diyeyim? Öksürükle boğazım, sesim hani şey olmadı. Burun akıntısı falan şey oldu ama baş ağrısı var tabii ki. Hele dün bir başım ağrıdı böyle. Şuradan şöyle boynumdan geliyor. Şu anında böyle zonk 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 atıyor böyle. Çok kötü oldum. Arkadaşlar bugün biraz pasta canım istedi. Böyle insan grip olduğu zamanlarda böyle değişik değişik benim canım şeyler istiyor. Onun için dedim biraz kuru pasta yapayım dedim. Eğer yetiştirebilirsem Mustafa'nın çalıştığı fırına göndereceğim. Eğer yetiştiremezsem evde fırında pişireceğim. Burada pişirecektim ama burada da yuvarlak tepside tam sığmıyor. Zor oluyor biraz. Onun için bir de dereceli fırında pişmesi lazım bu pastanın. Şey için, ne onun adı? İçini çeke çeke pişmesi için. Çünkü bunda kabartma tozu yok onun için. Arkadaşlar kasemin içine biraz tuz attım. Şöyle. Ben tereyağı kullanamadım. Tereyağım yoktu. Sana yağ yani margarin kullandım. Sirke. Şu kadar sirke. Şu kadar karışık zeytinyağı. Ben ayçiçek yağına karıştırdım. Zeytinyağı şu kadar. Bir çay bardağı diyeyim yani. Bu biraz öbüründen genişçe. 2 tane yumurtanın akı. İçine sarısı dışına. 2 yemek kaşığı yoğurt koydum. Şeker, un. Şimdi bir tatlı kaşığı da şöyle şeker atayım arkadaşlar. Bunun özelliği o herhalde. Çünkü ben gördüğümde öyleydi. Margarin zararlı ama ne yapalım yani, yapacak bir şey yok. Tereyağına da güç yetmiyor. Şöyle tabağa koydum, dolaptaydı. Evde her ihtimale karşı bulunduruyorum ben. Tabağa koydum, getirdim şey için, erisin diye. Ama biraz erimiş, biraz da erimemiş. Şimdi sıvı yağını dökelim şöyle. 2 tane yumurtanın akı. 2 yemek kaşığından, 2 yemek kaşığı dedim sirke. Sirke özelliği kıtır kıtır yapması. 2 yemek kaşığı da yoğurt. Kuru pasta. Aslında tarifte yoğurt yok ama ben yoğurt da kattım biraz. Kesecek bunu kullanacağız. Fırça şey için. Üstüne yumurta sarısını sürmek için. Üstüne susam da lazım. Yumurta sarısı hariç susam lazım üstüne. Buna da güç yetmiyor anam. Hiçbir şey güç yetmiyor. Unumuz kalmadı. O gün Mustafa'ya dedim. Oğlum 2 kilo getir dedim. Annemin kek yaptığında. Vallahi kek de çok güzel olmuştu da biraz portakal şeyi fazla olmuş ama güzel olmuştu. Hoşumuza gitti, biz beğendik yani. Kaşık getirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Alabildiği kadar un.
seviyor. Bazıları da mesela şekerli sever. Bizimki de tuzluyu sever. O önceden direkten düşmeden önce 3 ayları tutarken hala da tutuyor da şimdi 3 ayları tutarken şey yapıyordum. Gündüzden ona tuzlu yapıyordum. Yemeği yedikten sonra, akşam yemeği yedikten sonra eskiden misafirlik çoktu. Şimdi virüsten dolayı kimse kimseye gitmiyor. Gelen giden oluyordu mesela yazındı. Dışarıda otururken hem çayımızı, o zaman semaverimiz yoktu ama. Masamız da yoktu, yerde oturuyorduk. Çayın yanında ne güzel çıkartıyordum. Gelenler de yiyordu. Geçen biri de görümcemi sormuş. Arkadaşlar görümcen gir artık gelmiyor diye. Görümcem çalışıyor, işe girdi. Kocası da çalışıyor. Önceden çalışmıyorlardı. Onun için yazın zaten çok geldiler hani. Çalıştıkları için şimdi gelemiyorlar. Gelmedikleri için buraya da gelemiyorlar. Karı koca çalışıyorlar. Biraz borçları var onların. Bayağı yedi. Yağlar da içinde topak kalmasın, erisin diye iyice yoğuruyor. Arkadaşlar Fatma ablaya dua ederseniz iyi olur. Fatma abla durumu biraz ağırmış. Nefes almakta zorluk çekiyormuş. Onun için uyutuyorlarmış. Dün bacısını aradım. Dedim böyle böyle. Numarasını aldık başka yerden. Ali Hoca var bizim kirvemiz. Ondan aldık numarasını. Aradık bacısını. Dedi kuzum dedi. Vallahi dedi uyutuyorlar dedi. Buna kadar un yedi böyle. Un attıkça un yiyor. Anne yalan. Hadi masayı ver bana. Arkadaşlar vallahi ben buna un attıkça un yiyor bu. En iyisi bu sonunu da attım şimdi. Bundan sonra un atmayacağım buna. Hem maşallah. Onun sayesinde yoğurmuş da oluyor. Videoyu yedin mi? Yok. Nereye? Yabancı kanal. Arkadaşlar yeni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Örgü kanalı, yabancı isim, şeylere yorum kısmına zaten başa sabitliyorum. Oradan tıklarsanız abone olursunuz. Oraya 1000 aboneyi 4000 dakikayı doldurmam lazım. Daha benim 323 bin abonem var. Yeter Sıhhar bunun yoğuruldu, iyice yoğurdum. Masayı versin hadi.
bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi bunu test söyledim. Bak kız kapıyı. Yokmuş abi. Özelliği arkadaşlar kıtır kıtır olmasının sebebi şey yerine kabartma tozu yerine sirke koyduk. Mustafa, ne? Bunu fırına getirsen pişirirler mi? Ne var? Pastayı. Nasıl oldu? Bayağı bir pasta işte. Kesiyorum daha. Dondum söyle. Şunu içeri katar mısın? O ben hoparlörün yanına. Katamam. Pis durum. Lan pisle bunu döşemeci Hüseyin emreden aldın lan. Temiz bu. Katı nerede? Ne yo? Sindir. Katı nereden aldıysa ne? Orada kalsın. Bunu koltuğa montalayacağım. Rahat etsin. Çağır gelmem. Tamam. Tamam orada çağır. O dediydi o gün hele şey rahat edemiyorum Singer dedi. Son söndü değil mi? Yok yani. Ağzını aç kızım. Üstünü. Üstünü kapat dedim ben tütüyor diye. Amanın arkadaşlar dün ne oldu? Dün evdeyik. Baktım. Tabii ben şurada oturuyorum. Eşim de burada namaz kılıyor. Telefonumu şarja takayım dedim. Baktım su damlası gibi ses geliyor. Bu ses nereden geliyor diyorum ben de. Sonra bir baktık ki ne? Gene damlıyor bizim şey. Boru. Şıpır 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 baktım koltuğun üstüne, örtünün üstüne, şu örtünün üstüne. Ondan sonra şu köşeye damlıyor. Oraya sar, oradan sil, buradan sil. Örtüyü çıkarttım, geri yıkadım. Geri sobanın başında şey yaptım, ne onun adı? Kuruttum. Derken baya bir sıkıntı oldu da çok şükür kurtulduk. Buna benzer arkadaşlar bir yerde gördüm. Bir şey ama şey değil, internette değil, bizim burada. Sonra baktık satıyorlar. Bundan biraz büyükçe şöyle şu kadar var. Tanesi 5 lira.
Ama sonra artık sobayı yakacağım yanmıyor. Püfleyip duruyor. Boruları daha o gün temizledim. Annem buradayken temizledim. Çünkü hatta annem dedi kızım yardım edin. Yok dedim sen hallettirmem sen otur dedim. O oturdu beni izledi. Ben yaptım hatta en son boruyu takamadım dirseğin borusunu. Her zaman zaten zorlanıyorum oraya takarken. Onda eşimi kaldırdım dedim hadi kalk şu boruyu tak. Ondan sonra şey yap. Yakak sobayı. Öyle yaptık da boruyu da odaktı da dirseğin borusunu. Ondan sonra sobayı yaktık güzel yandı ama gel gelelim geri şey oldu. Sonra şurada iki tane daha direk varmış arkadaşlar. Benim ondan hiç haberim yok. Beride olduğundan gözükmüyor. Bir bak dedim orada olmuş. Onu artık tuttum şey yaptım. Ne onun adı? Şöyle ucunu yağlayayım da keserken zor olmasın. Artık elime güya poşet giydim. Şey olmasın diye. Elim kara olmasın, tırnaklarım kara olmasın. Video çekiyorum ayıp olmasın diye. Poşete bak dedim, poşet yırtılmış. Bunun üstüne çörek otu da atacağım. Bakın Mustafa Hanım orada pişirirler. Oraya götürürüm. 2 dakika pişirir gelirim. Arkadaşlar bu da herhalde oraya kapatır. Yağlı kağıt niye koymadın? Kağıt kalmamış kızım. Kim o kızı? Bir tane adam. Ne oldu? Kimle konuşuyor? Abi. Sobanın ağzını aç hele. Üstünü aç. Abini çağır hele buraya. Bunu pişirirler miymiş? Sorak da. Sobayı yaktım bugün erkende. Hava soğuk dışarı güneş var ama evin içi buz gibi. E dışarıda da devamlı oturamıyor. Geliyor mu? Onu pişirecekler dersen pişirmezler. Niye? Yanar o. Ben baştan söyleyeyim bak yanar. Niye yansın? Ocak alevli çünkü. Şu anda ramazan yapıyoruz yanar o. Her türlü yanar. İyi tamam. Burada pişir evde. Evde pişiririm sana ne yapayım? Yanar çünkü. O alev olmasa bile yanar. Altı yanar üstü yanar.
Ocak sıcak o yüzden. Tamam tamam. Bir şey demeyeyim. Ocak alevliymiş arkadaşlar. Bazı yerleri yapışmış. Hamur yumuşak. Mübarek hamur da onu yedikçe yedi. Şimdi susamını da atarken göstereyim, şuraları yumurtalı oldu da. Elimde yumurtalı yumurtalı susamlar elime yapışıyor. Pastamız böyle arkadaşlar. Bir de piştikten sonra görelim bunu. Sonrasında bize afiyet olsun, size de iyi izlemeler diyelim. Arkadaşlar pastam pişti. Bu niye böyle oldu kız? Pastam pişti, çok güzel oldu vallahi, çok da güzel kızarmış. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şunlar biraz kalın olmuştu. Biraz şey olmuş onlar. Ama kızarması falan çok güzel olmuş. Gerçekten harika görünümü var. İnşallah beğenirsiniz tarifimi. Sizler de denerseniz, faydalı olursa, memnun kalırsanız ben de sevinmiş olurum arkadaşlar. Arkadaşlar tuzlu kurabiyemiz bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.